gerçekten takdire şayan. Çabalıyorlar, hiç pes etmeden çalışıyorlar çünkü. Tamam. Kereste işiyle uğraşıyoruz. Hatice ablanın yemeklerini yiyoruz her gün boyunca. Buradan köylü vatandaşlar, herkes yararlanıyor. Yoldan geçenler yararlanıyor. Nasıl diyebilirim? Çok hırslı, çok azimli, çok çalışan, tuttuğunu koparan biri. Hani derler ya, bazı dostluklar çok yakın akrabadan daha iyidir diye. Benim için Hatice ve Fatma Hanımlar her şey. Onlar benim kendi ailem gibi. Biri annem, biri ablam. Hiçbir zaman bana patronluk yapmadılar. Fatma Duman, annesi Hatice Hanım'la birlikte bir hayal kurdu. Gece gündüz demeden çalıştılar, engellere aldırış etmeden yapacaklarına inandılar ve hayallerindeki restoranı inşa ettiler. Bugün anne kızın azmi bölgedeki tüm kadınlara ilham veriyor. Kastamonu Suvaş'ında doğdum. Suvaş'ı doğumluyum. 1964 doğumluyum. Ben de işte burada büyüdüm, evlendim, evde evliyim. İlkokulu okudum. Evet, çok zor şartlarda okudum ilkokulu. Babam hastaydı, fakirlik tam diz boyuydu. Defterleri falan silip de yaz derdi babam bana. Kalem alamazdım, defter, silgi alamazdık. Okusaydım çok başarılı bir olurdum. Çalışmayı çok seviyorum. Kendi projelerim oldu. Yani okuyamadım ama hayvancılık yaptık. Evlendim, 2 tane kızım oldu. Kızlarımla beraber çalıştık. İnekçilik yaptık, inekler baktık olmuyor, yapamıyoruz, güdecek yerimiz falan yok, arazi daraldı, herkes bir şeyler ekiyor. Biz dedik inekleri satalım, bu sefer seracılık yapalım. Seracılık yaptık, yani seracılığa başladık. Seracılıkta toprağı falan eskimeye başladı artık, yani herkes yaptı, ürünlerimiz elimizde kaldı, satamaz olduk. Bu sefer de dedik ki çiçekçilik yapalım. Kesme çiçekçilik yaptık. Türkiye'nin her tarafına kesme çiçek gönderdik. Annemin zaten hep yıllardan beri hayali ekmek fırını açıp ekmek satmak. O çok böyle şeydi annemin. Bir tane ekmek şey yapsak, biz ekşi mayalı ekmek yapalım, ekşi mayalı ekmek yapalım. Yapıyorduk. Kendimiz evde yapıyorduk. Bunu büyütmek istiyordu. Sonra TKDK'dan bir şey duyum almış. Proje hazırlanıp gelinsin istendi. TKDK'ya gittik. Oradakiler çok sıcak karşıladılar bizi. Yaparız, gideriz, hemen böyle nasıl çabucak her şey oluverdi, bitiverdi. Her şeyi yaptılar orada. Biz imrendik öyle deyince. 100 milyar destek vereceğiz dediler bize. Tamam dedik, bir proje hazırladık, gittik. Zaten benim esnaflıkta çok merakım vardı. Ben esnaflık yapmayı çok istiyordum yani daha önceden de. Yani esnaflık yapıyorduk da. Kendi çapımızda yapıyorduk. DKTV'nin desteği olmasaydı açamazdık. Ama çok zor şartlarla girdik. Restoranta daha başlamadan önce temelinden yani projesini, her şeyini, restoranın inşaat kısmından bu tarafa çok zorluklar çekti. Elektrik kablosunu dediler ya üstten alacaksınız ya alttan geçeceksiniz. Yani toprak kazılacak, kazdırdık. Yani annemle çoktur birbirimize sarılıp ağladığımız günler çok oldu restoran aşamasında. Kış dönemindeydi, kar vardı, her taraf buzluydu. Yani hurun yaparken fırını yerine yerleştirmesi o kadar bir zordu ki anlatmak mümkün değildi. Mesela aniden ustanın ailesinden biri vefat ediyordu. O gece hiç bilmediğimiz, yani evde yapımından bu şekilde ekmek yapmanın çok farklı olduğunu anladık orada. Dedik ki hadi soyunup yapacaksın, yani iş başa düştü. Bunlar bizi uykusuz bırakmaya başladılar. Kadın başınıza siz bu işi başaramazsınız, siz ne yapıyorsunuz diyenler olmaz olur mu? Oldu yani. Yapamazsınız, yorulursunuz dediler, pişman olursunuz dediler. Fırın mesela, fırın daha zordur dediler. Gece dediler eleman gider kalırsınız dedikleri gibi de oldu. Yani olmadı değil, oldu ama yine de başardık. Biliyorsunuz İstiklal mücadelesinde hiç düşman işgali görmemiş ama en çok şehit veren ildir Kastamonu. Bu anlamda kadınlarımızın da çok büyük rolü ve emeği vardır. Erkeğini cepheye göndermiş. Kendisi İnebolu'dan Ankara'ya kadar İstiklal Yolu adı verilen sınırda kanılarla cephede savaşan erlere yiyecek göndermiş, mermi göndermiş, o günkü mühimmatı taşımış kişilerdir. Hatice Hanım ve Fatma Hanım da bence bunlardan birisi. Kendileri ilk defa böyle bir işe girişecekleri zaman bir bayan olarak ben kendilerine dedim ki gece gündüz her zaman her an yanınızda olacağım. Böyle bir mücadelede bizler destek vermesek Kastamonu kadınına ayıp dedim. Gerçekten de çok güzel şeyler yaptılar. İlk ekşi mayalı ekmeği Kastamonu'ya tanıtan insanlardı. İşçimiz gidiyordu, ustamız gidiyordu. Hep kendimiz koştuk, hep kendimiz. Gece çalış, gündüz çalış. Yani gece de çalışıyor. Ekmek işi gece yapılıyor zaten. Gece yapıyoruz. Ekmeği dağıtmasını bile ben kendim yaptım. Bir ay ekmek dağıttım. Araba servis yaptım ben. Evet. Gece ekmek yaptık, gündüz ekmek dağıttım. Hiç sıkıntı çekmiyoruz. Artık biz alıştık yani. Erkekmişiz, kadınmışız, hiçbir şey fark etmiyor yani. Biz mesela ben kızımın ikimiz arabaya bindiğimi gece ekmek bıraktık gece saat 4'te. Kızımın ikimiz her tarafa gidiyoruz. Biz gece gündüz demeyiz yani, her tarafa gideriz yani. Asya, şu tencerenin üstünde ne yazıyor? Herhalde kahve söylüyor. Fatma abla hamur yoğuruyordu gece. Hatice ablayla birlikte hamur olduktan sonra fırına atıyorlardı. Fırını bekleyip fırından tekrar çıkarıyorlardı. Öyle saat zaten sabah 6 falan oluyordu zaten. Arada bir saat uyuyorsa anca o zaman işte. Tabildota başladık. Tabildotla yapınca. İlk önce şu anda yemekle başlıyoruz. Yemeğin dağıtımını yapmak için hazırlıyoruz. Kendi dağıtacağımız yerler var. Oraları dağıtıyoruz. Halka karşı çok iyiler. Yemekleri düzgün çıkıyor. Günlük her gün yemek çıkıyor. Yoldan geçen vatandaşlar yararlanıyor. Kastamonu'daki esnaflar yararlanıyor. Biz yararlanıyoruz. Türlü şu an çabayı gösteriyorlar kendileri bayan olarak. Yani erkek olsaydı belki de kapatırdı şu ana kadar. Yani ama pes etmediler. Şu an hala devam ediyorlar. Yapacak bir şey yok. Şu ileride bir tane daha tümsek var. Mustafa Bey'i çağıralım. Mustafa. Yemekleri kadar gir, içeri kadar gir. Yemeklerini alsınlar. Fatih Bey'in bugünkü yemekler. Artık yapma, ne yapıyorsun, rahatına baksana diyorlar. Ben de diyorum çocuklara bir destek olsun, ondan sonra ülkemize bir destek olsun diye. Ben kapatmış olsam çok kişi bize kızar, şimdi ekmek yapmıyorsunuz, yemek yapmıyorsunuz diye burada. Herkes burada geliyor, karnını doyuruyor, paralı parasız geliyor, alıyor, veriyoruz. Ya aslında ticaret çok güzel bir şey, yani yapabilene. Gerçekten güzel bir şey. Hiçbir şey onları yıldırmadı. Belki de 2 saat uykuyla hala da öyledir, devam ediyorlar. İnanın restorandan giren hiç kimse aç dönmez buradan. Mutlaka yemekleri o bitmiş olsa da para da almazlar. Öyle de bir hani gönülleri bol insanlar. Kesinlikle kimseyi aç bırakmazlar ve misafir gelen herkesi de elinde hediyeyle gönderilir. Tamam abiler, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Çay için. Ekmekmiş, çörekmiş, börekmiş, ne varsa, yani dağarcıklarında ne varsa onlarla gönderirler. Zaten bahçeleri meyve dolu, kendileri ekip biçiyorlar. Ya hiçbir şey bulamazlarsa 3 tane ayva koyup da gönderirler misal. Öyle de gönlü bol insanlar. Yani onlar veriyor, Allah da onlara veriyor. Ben öyle söyleyeceğim. Bazen yani gerçekten bir an oluyor ki her şey üst üste geliyor. Hem şeyler maddi yönden hem manevi yönden her şey üst üste geldiği zaman diyorum ki artık tamam yeter, artık bırakalım. Yani şey yapalım diyorum ama bırakmışsın, ne yapacaksın? Akşama kadar otur aynı şeyi filmin çevir seyret gibi bir şey oluyor. Meşe odunuyla yanan bir taş fırında ekmekler pişiyor. Bu süreçte ben de onlara biraz yardım etmeye çalışıyorum. İşleri yoğun. Dediğim gibi başarılı bir işletme, kendini geliştiren, gelişmekte olan bir işletme. Bu yüzden yardıma ihtiyaç duyuyorlar. Ben de boş zamanlarımda onlara eşlik etmeye çalışıyorum. Çok zevkli, yani hem de insanların sofrasına ekmeği göndermemiz, yani bizim elimizden o sofraya ekmeğin gitmesi bence çok manidar ve duygusal. Evet, ekmeğin her aşamasında öğrendim diyebilirim. Yani benim onlara ziyaretim aynı zamanda bana bir meslek kazandırdı bile diyebilirim yani. Çalışmak güzel. Böyle gelenlerle tanışıyoruz, illerden geliyorlar. Tam yurt dışından bile ekmeğimiz için telefon açıyorlar. Ankara'dan, İstanbul'dan arıyorlar. Ekmeğiniz çok güzel, ellerinize sağlık. İşte yani teşekkür ederiz diye böyle telefon ediyorlar. Yani çok o zaman mutlu oluyoruz. Bakıyorsun, öğreniyorsun, bir gün oraya, bir gün buraya giderken muhasebe mesela, bende hiçbir şey yok. Muhasebe nedir, KDV nedir, hiç dinlemezdim de. Çünkü bana lazımlıklı bir şey değildi o zaman. Çiftçide lazımlıklı bir şey değildi. Ben bunlara da alıştım. Bunların hepsini zamanla öğreniyorsunuz, hesabı, kitabı. Tabii çalışıyorum. Restoranda garsonluk yapıyorum. Arada içeride yemeklere bakıyorum. Aynı anda fırında kürekçiyim. Fırına hamur veriyorum yani kürekle. Şey yani nasıl diyeyim, direkt bir nakit geçmiyor ama istediklerimiz alınıyor sonuçta. Diyelim bir ayakkabı istiyorum. Konuşuyor, anlaşılıyor, alınıyor. Evet, aynen. İnsanın elindeki kadar hiçbir şey iyi değil yani. Her şeyi kendin bileceksin, öğreneceksin. Yapmazsan yapma, ehliyet cebinde dursun. Her şey cebinde dursun, yapmazsan yapma. Yalnız öğren, cebinde dursun yani. Yani hiç boş durmayı sevmedim, sevmiyorum da. Yani çalışmak her zaman enerji veriyor insana. Hele toprağından uğraşmak daha çok enerji veriyor insana. Yani önünde büyükler, uslular vardı. Onların şeysiyle gidiyorduk. Hayat gidiyordu yani. Ben sadece evde çocuklarla şuydu buydu. Bahçede işte ne yapılacaksa onun planı, projesiydi. Ama şimdi yük üzerine bindi. Mesela şu anda tek başıma dükkanı da, fırını da idare edebileceğimi artık gözüme kestiriyor. Ben çocukluğumdan bu tarafa çok çalıştım, çok çalıştım. Yani Allah'ım da ona göre verdi yani. Şükürler olsun Mevla'ya. Yani şimdi çoluk çocuk, torun, 2 tane torunum var. Hı hı. Çok değerli damadım, evet var. Yani damatlar iyi, kızlarım iyi. Yani mutlu bir hayatımız var. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Çalıştık ama hep birlikte çalıştık. Yani iş bitince geldi. Kadını erkeği yok bu işin. Aynı kıvama geliyor insan, yapa yapa geliyor ama. Bence durmasınlar, herkes bir yerden başlamalı yani. Kendime özgüvenim geldi. Yeni bir şey yapıp koymak, bunu da ben yaptım demek güzel bir şey. Üretmek çok güzel bir şey. Yani kendi kazancın olmuş oluyor, kendi emeğin karşılığını alınca çok mutlu oluyorsun. Vazgeçmemek, inandığı yolda durmaksızın çalışmak, Fatma ve Hatice Hanım'ı başarıya ulaştırmış. Bugün onlar ekmekleri ve lezzetli yemekleriyle hayallerine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Yolunuz açık, kazancınız bereketli olsun Fatma ve Hatice Hanım.